Şimdi Tarkan, son yıllarda ne var sırada? Türk pop müziği büyük bir gelişme yaşadı. Tabii bunun öncüleri sizler oldunuz. Yani genç popçular. Evet. Senin de dahil olduğun Türk pop müziği sanatçıların, genç sanatçıları arasında en çok kimi beğeniyorsun? Bakayım. Yıldız'ı çok seviyorum. Evet. Kenan'ı çok beğeniyorum. Kenan Doğulu! Kenan Doğulu! Her zaman yaptım. Tarkan ne zaten... Naber? Şimdi ne oluyor biliyor musun? İyiyim. Kenan arabasına biniyor. Arabasına diyor ki... Kanal D'ye gidiyoruz. Araba direkt buraya geliyor. Acayip alıştı. Her hafta buradayım ben artık. Ben de alıştım. Nöbetçi konuk. Allah'tan dekor değişmiş de bugün böyle biraz değişiklik yaşıyorum. Monotonluktan kurtuldum. Ama çok hoş bir programı oldu Kenan'ın. Belki duymuşsundur, seyretmişsindir. O program seyredememiştim, Amerika'daydı çünkü. Seyredemedim. Ama duymuşsundur belki. Çok hoş bir programdı. Biz de çok eğlenmiştik. Anlat bakalım. Şimdi sıra... Tarkan. Tarkan hakkında. Ya ben Tarkan için çok şey anlatırım aslında ama programın sonuna kaldığım için herkes çok şey söyledi. Ben özetle söylemek gerekirse... Sahnede seyretmekten zevk aldığım çok az Türk sanatçısı var. Bunları saymak istemiyorum şimdi burada, diğerleri bana kızmasınlar diye. Ama en önemlilerinden bir tanesi, belki de birincisi Tarkan'dır. Bu karşılıklı bir sevgi aslında, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu benim için çok önemli. Yani albüm sanatçısı olmak çok farklı. Sahne performansını, insanlara enerjiyi, elektriği sunabilmek çok farklı. Bunu Tarkan'da da görüyorum ve zeki olduğu, çok iyi bir müzisyen olduğu, çok iyi şarkı söylediği zaten... Teşekkür ederim. Yani yatsınmaması gereken bir gerçek. O yüzden artık bana herhalde söyleyecek pek bir şey kalmadı. Onun başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir çizgisi var. Gerçekten bu soluğa da, bu nefese de, bu renge de ihtiyacı var Türkiye'nin. Ne güzel böyle birbirinizi desteklemeniz. Ben çok takdir ediyorum gerçekten. Düşman değiliz ki zaten. Desteklemek yani. De zorundayız aslında biz birbirimizi. Çünkü bence de iyi bir sevgi, politika olmalı bu artık. Tabii. Sevgi için yani, yapıyoruz evet. Her şeyi. Yani bir kere... İşimiz sevgi kaynaklı çünkü müzik yapıyoruz. Şimdi bir Cumhur var, Bodrumlu Cumhur. Sen Cumhur'u tanır mısın? Daha önce bir kez programımıza katılmıştı, konuk olmuştu. Cumhur senin göreceksin, meşhur yorumculuğun hakkında bak neler dedi şimdi bakalım şöyle. Cumhur. Tarkan'ın en sevdiğim kaseti Sımsıkı Sıkı Sıkı Sık. Çok güzel bir şarkı. Deniz kenarında çeka komşula. Bunu da orada. Bir de daha şarkısı var. Oynama şıkıdım şıkıdım dettirin. 1,5 milyon sattı. Niye sattı bilet turunuz mu? Burak Kut var. Burak Kut'un ki 1 milyon da kaldı. Neden kaldı? Burak Kut ne diyor? Benimle oynama diyor. Tarkan ne diyor? Oynama şıkıdım diyor. Ne yaptı? Oynamayı başa aldı. Demek ki zarfı başa koyacaksın, özneyi sona. Harun Özakıncı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yonca'nın programında Harun resmen şov yaptı. Onunla kalmadı haftasına. Power FM'den teklif aldı. İnanmıyorum ya. Çünkü inanılmaz bir şovmen. İnanılmaz bir şovmen. Delilerinden Türkiye'nin. Evet, vallahi öyle. Ya bizim Kenan'la bir fotoğraf... Evet, şimdi fotoğraf çekim hikayesi. Nedir bu? Biraz Kenan anlatsın. İkimizin de bayağı böyle bir üstü olduğu zamanlar bu. İyice artık konserlerimiz... İlk kasetim zamanı. Zırla gidiyor yani. Satıyor. Falan. Aromaları yakıyor, ben kıl oldum diyorum. Ve o zamanlar da böyle işte bütün sanatçılar kol kola girip resimler çektirmiyorlar tam olarak. İşte beraber stüdyolara girip şarkılar söylenmiyor. İşte o kızgınlık dönemleri yani tam herkesin... biraz böyle yeni başlamışız. Evet. Herkes acaba ben miyim, su bulanık olmuşum yani falan artık. Gibi böyle evet. Bir yarış söz konusu. Daha doğrusu yarış olduğunu zannediyor insanlar. Ve bir medyaya grubundan, böyle bayağı bir büyük bir gruptan... Bir dergiden bir teklif geldi bize fotoğraf çekimi için. Bir beraber posterinizi çekebilir miyiz dediler. Ben tabii ki dedim yani bundan güzel bir şey olamaz. Aynen ben de. Ama onlara bu çok tabii şey gelmişti yani güç bir şey ve ah falan olmuşlar. İnanamıyoruz falan durumlar olmuştu. Beraber gidip orada çok keyifli bir 3-5 saatimiz. Sırt sırt alıyoruz işte. Hadi yapsanız sırt. Gel. Hadi bir tane. Bak. Mesela şöyle vardır bir tane. Bunun için çok tartışmıştık. Sen mi düşeceksin, ben mi düşeceksin? Kim ayakta dursayı çok tartışmıştık. Ama çok komik manzaralardı ya. Ama o hafta ne satmıştır değil mi dergi? 45 bin falan fazla satmıştı. Bak görüyor musunuz? Şimdi sizi ikinizi öyle diz çökmüşken, yok öyle pozlar vererek gül döktüm yollarını da dinleyeceğiz. Peki söyleyelim hadi. Hadi sahneye alkışlayalım. Biliyorum. İşte mikrofonum burada. Duyuyor muyum
Hep beraber söyleyelim mi? Hadi Alkan. Duyamadım. Sözlerin seni ele veriyor, sen de istiyorsun. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter bir kızdırma. Gel artık. Gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber ve sulanalım. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber ve sulanalım. Görmemiz lazım. Eller havaya, tempo. Bra! Dayanamayacağım. Geçmiyor ki sensiz gecele, rüyalar geçmiyor. İsyan ediyor içimde sevgiler, sabrım tükeniyor. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevdiği aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma. Döktüm yollara. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Devam.
Tarkan. Alkışlar Kenan Doğulu ve Tarkan için. Ağzına sağlık.